Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin mevzu gerçek ilim nedir ve gerçek tahsil nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshaba ve ümmete, bizlere ne öğretti? Nasıl öğretti ve ne hasıl etti? Bir cahiliye devrinden nasıl bir aslı saadet medeniyeti meydana geldi? Bu mevzu üzerine okunan ayet-i kerimeler, ilk ayet üsve-i hasene, yani örnek şahsiyet, örnek karakter. Cenab-ı Hak 124 bin veya 200 küsür bin peygamber gönderdiği rivayeti var. Her peygamber kendi toplumuna geldi. Yalnız Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem haricinde o rahmeten lil âlemin ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemin bütün asırlara, bütün insanlığa, bütün Allah'ın Celle Celaluhu ne kadar mahlukatı varsa hepsine rahmet olarak gönderildi. Cenab-ı Hak bizi meccanen insan olarak halketti. Hiçbir sermayemiz olmadan, bir hiç sermayeyle. En büyük peygamberi ümmet kıldı. Kıyamete kadar devam edecek mucizevi kitap, Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği mektup, Kur'an-ı Kerim'e muhatap kıldı. Kainatta, bu cihanda insan dünyaya gelmeden, insan için hazırlandı bir imtihan dershanesi. Zerreden küreye, her şey ilahi azametin bir tecellisi halinde. Kalp tekamül edecek, merhaleler kat edecek, kalp ilahi vitrinler seyredecek, Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak, takva sahibi olacak, Cenab-ı Hak'ta dost olacak, Cenab-ı Hak Darüsselam'a cennete davet ediyor. Okunan ayetler üsve-i hasene, örnek şahsiyet, örnek karakter. Kimlere örnek şahsiyet, kimlere örnek karakter? Birincisi, birinci madde, üç madde var ayet-i kerimede. Allah'a kavuşmaya umanlar, yani Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı iştiyak halinde olanlar. Yani elâ bizikler tatmînül kulûb, kalp merhaleler neyse bu hale gelenler. İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. Yani bir ahireti bir takva ile bekleyebilmek, takva ile bir hazırlanabilmek, ahireti unutmamak. Üçüncüsü, Allah'ı çok çok zikredenler. Yani ayet-i kerime buyuruyor, وَهُوَ مَا هُكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nereye gitseniz, Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. Kalbin bu kıvama gelenler için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir örnektir. Esas tahsilde bu olmuş oluyor. Ondan sonra okunan ayet Allah Celle Celaluhu ve melekler salat eder. Siz de salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın indindeki Rasûlullah Efendimiz'in seviyesini gösteriyor. Cenab-ı Hak salat ediyor. Âlemle rahmet olarak ihsan etti, ikram etti, lütfetti. Ne kadar Cenab-ı Hak Efendimiz seviyor. Melekler salat ediyor, melekler dua ediyor. Bizler de Efendimizin her haliyle hallenmenin gayretinde olmak tam bir teslimiyetle selam verin buyurdu. Ondan sonra Hucurat Sûresi okundu. İlk baştaki ayetler okundu. Orada Cenab-ı Hak Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruyor. Yani her halimizi Kur'an-ı Kerim ve sünnetiyle mizan etmemiz durumundayız. Ondan sonra Allah Resulü'nün hali ve sünnetinin üzerinde çok itinal ve teyakkuz halinde olmamız. Bu ayet indikten sonra Allah Resulü'nün huzurunda ashâb-ı kirâm seslerini çok kısarak kendileri duyacak kadar konuştu. Yani burada Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e karşı bir edebe davet ediyor. Ve bu edebe dikkat edenlerin de bir takva imtihanında olduklarını ve bu itina halinde olanların, teyakkuz halinde olanların, nadanların ise Efendimiz'e karşı ona bir cahil olduğu bildiriliyor. Efendim mevzumuza gelelim. Gerçek ilim ve tahsil nedir? İlk ayet "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratılış li yabudun Allah'a kul olabilmek.
hedef liyarufun Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Yani marifetullah'tan bir nasip alacak. Kalpten ilahi azamet, kudret akışları, ilahi azamet tecellilerine karşı mesafe alacak. İlahi akışlara karşı Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyacak ve huzur bulacak. Cenab-ı Hak'la beraberliği temin edecek. Bir gönül Resulullah Efendimiz'le beraber olacak. Bir misal olarak insan kendini sever. Kendisini karşısında gördüğü zaman onun muhabbeti artar, onunla dost olur. Yakup Aleyhisselam 12 evladından kendisinin şahsiyetini, karakterini Yusuf'ta gördü. Yusuf'a meyli arttı çok. Yusuf'la dost oldu Aleyhisselam. Cenab-ı Hak da hangi kulda cemali sıfatlar tecelli ederse, cemali esma tecelli ederse Cenab-ı Hak o kulla dost oluyor. Fettekullah yuallimkullah buyuruluyor. Cenab-ı Hak o takvaya erişenlere Cenab-ı Hak öğretiyor. Hayır ve şer, ilahi sırlar, hikmet o kalpte tecelli ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuruyor. Bizler de o müstesna rehberin terbiye ve irşadına muhtacız. Ve bütün insanlık Peygamber Efendimiz'in rahli tedrisine, onun talim ettiği hakikatlere muhtaç. İşte asr-ı saadet oraya geleceğiz. Onun Cenab-ı Hak'tan aldığı gerçek ilim nedir o zaman? Efendimiz eshabına ve ümmetine ne öğretti? Ve nasıl öğretti? Nasıl bir cahiliyeden bir asr-ı saadet ümmeti meydana geldi? Ne hasıl oldu? Nasıl bir neticeye ulaşıldı? Cenab-ı Hak buyuruyor İnsan suresinde, insan üzerinden henüz kendisine bahseden bir şey olmadı, uzun bir zaman geçmedi mi? Yani Cenab-ı Hak insanın bir mazisini hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın birçok yarattıkları vardı fakat insan yoktu. İnsan bir hiçti. İnsan denen bir şey yoktu. Cenab-ı Hak onu büyük bir lütuf olarak bütün mahlukatın içinde eşrefi mahlukat vasfına ulaşacak hususiyette halketti. Yani ahsen-i takvim olacak, zübde-i âlem olacak, mükerrem olacak. Esma-i ilahiyenin cemali esman tecellileri okulda tecelli edecek, okul Cenab-ı Hak'la dost olacak. Darüsselam'a Cenab-ı Hak okulu davet ediyor. Cennet muhteşem, insan da mükerrem olacak, o muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Cenab-ı Hak en çok Kur'an'da Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Efendimiz'e Rauf ve Rahim esması, diğer peygamberlere bu sıfatı bildirmiyor. Bu Rauf, Rahim, demek ki yalnız Peygamber Efendimiz bu merhametin, şefkatin zirvesi. Yani ilmin gayesi, yaratılışın gayesi de aynı. Bir rahmet insanı olabilmek, rahmet tevzi eden bir insan olabilmek ve bir rahmet insanı yetiştirebilmek. İşte اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي halak bir hiçten Cenab-ı Hak lütfetti. مَنْ عَرَفَ نَفْسَ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهِ kendini oku, kendini bilen Cenab-ı Hakk'ı bilmeye başlar. Kul, Kur'ân-ı Kerîm ile derinleşecek. Efendimiz'in talimatıyla mesafeler kat edecek kalben. Kainat sayfaları çevirecek. Hassas, rakip, ince bir kalbe sahip olacak. İlim insanı rahmet insanına getirecek. Bu büyük bir imtihan dershanesi olan dünyaya Cenab-ı Hak ile dost olabilmek için bir başka ifadeyle rahmet insanı olacak. Lakin bu yolda imtihan gereği onun nefsi yapısında çözmesi gereken düğümler var nefsi yapısında. Temizlenmesi gereken pürüzler var. Takva ile giderilmesi gereken fucur var, fucur temayülleri var. Bunlar temizlenecek. İnsanın ham yapısında Cenab-ı Hak innehu kâne zulûmen cehûlâ buyuruyor. Muhakkak ki o insan, nadan insan, ham insan, tekâmül etmemiş insan
çok cahil ve çok zalim ve çok cahildir buyuruyor. Gafil insanın kendisine yaptığı zulmü başka bir kimse yapamaz. Çünkü kendi ebedi hayatını, sonsuz hayatını mahvediyor. Kendisini bir ahiret azabına düçar ediyor. Sonu bir cehennem ateşine götürecek kendisini azaba düçar ediyor. Nefsinin putperesti olmak, nefsine mağlup olmak suretiyle. En büyük zalim demek ki insanın nefis problemini halledemeyen فَاَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَهَ مِنْ زَكَّٰهَ insan olmuş oluyor. Yani menfaatine düşkün olan insan, sonu ateş olan böyle bir hamakate ve gaflete düçar oluyor. Cehalet sebebiyle. Gerçek cehalet o zaman. Gerçek cehalet nedir? Burada kasteden cehalet, dünyevi bilgileri bilmek değil. Zira meşhur zâlimler de dünyevi bilgileri iyi biliyorlardı. Şeytanların rehberlerinde hayatlarını devam ettiriyorlardı. İşte asıl cehalet, o bilgileri insana ihsan eden Cenâb-ı Hakk'ı bilmemek, onun dostluğundan gâfil kalmaktır. Yani bir insan dünyevi bütün ilimleri elde etmiş olsa, bu ilimler onu marifetullah'a götürmek noktasında bir basamak teşkil etmiyorsa, bu kişi en büyük zulmü kendisine yapmış olduğundan zalimdir. Ahiret saadetinden gâfil kalmasının dolayısıyla cahildir. Nitekim eşyanın bilgisini zihne depolanmaktan ibaret kalan ilim gerçek ilim değildir. İstediği kadar kitap okusun, eğer bilgi zihne depolanmakla kalmışsa o ilim gerçek ilim değildir. Yaşanmayan ilim ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Cuma suresinde Beni İsrail âlimlerinin durumunu bildiriyor Cenâb-ı Hak. Kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Yani kitabı taşıyan fakat kitaptan haberi olmayan, kitap tatbikata geçmiyor. Yani manasız bir sıklet olmuş oluyor. Dünyevi bilgiler basamak olacak. Böylece kalp eserden müessire, sanattan sanatkara, sebepten müsebbibe ulaşacak. Hakk'a yakınlıkta mesafe kat edecek. İlim kişiyi Hakk'a, hakikate, fazilete, takvaya, salih amellere sevk etmiyorsa o ilim maalesef değersizdir, hatta zararlıdır. Zira şeytanda da ilim vardı. Hatta bir rivayette meleklerin hocasıydı. Fakat ben dedi. Ben dedi kahroldu gitti. Ben üstünüm dedi. Karun'da ilim vardı. Daha evvel salih bir kuldu. Malına istinad etti. İstinad etti. Malla yerin dibine gömüldü. Bağlum bin Bavro vardı. Manevi dereceleri yükselmişti. Nefsine meyletti. O ilmi fayda vermedi. Cenab-ı Hak bir kelp misali bir şaşkınlığa düçar olduğunu bildiriyor. Yani bunlar ne oluyor? Bu kadar ilahi azamet, ilahi kudret akışları karşısında sümmün bükmün umyun. Yani canlı cenazeler gibi oluyorlar. Cenab-ı Hakk'ı vasıl etmeyen, tefekkürde incelik ve derinlik kazandırmayan, yani Rabbinin aşk ve muhabbetini tattırmayan malumatlar ancak kuru bir bilgi kalabalığından ibarettir. Böyle bir ilim kişiyi gerçek huzur ve saadete ulaştıramaz. İlmin kıymeti kişiyi sağladığı kalbi olgunluk ve ahlaki mükemmellik ölçüsündedir.